Merhaba arkadaşlar. Farabi Anadolu Lisesi'nde fizik öğretmeniyim. Adım Mehmet Ayber. Batman Ölçme ve Değerlendirme Merkezi ile beraber ortaklaşa hazırladığımız videolarla karşınızda olacağız. Bugünkü konumuzun adı elektrik akımı olacak. En son anlattığımız şey ampermetre ve voltmetre yani ölçü aletleriydi, değil mi? Devrede hiçbir işe yaramaz, sadece bir ölçüm yaparlardı. Ondan dolayı da ölçüm aletlerini çok önemsemeyin, sadece nasıl bağlanmaları gerektiğini önemseyin demiştik. Ampermetre devreye seri, voltmetre ise paralel bağlanmak zorundadır ki bir ölçüm yapabilsin. Şimdi gelelim reostaya. Reosta dediğimiz şeyin diğer ismi de ayarlı dirençtir. Yani direnci değiştirmeye yarayan aletlerdir diyebiliriz. Mevzu nedir peki? Mevzu şu. Reostanın üst tarafında şöyle bir sürgü vardır. Ve şuradan gelen akım şuraya gelir. Kırmızıyla gösterelim hatta. Gelir ve şu bölgeyi kullanmadan reostanın üzerinden boş yolu tercih edip şuradan devam eder. Dolayısıyla da bu kare içerisinde kalan kısım. Yani bakın kare dediğim yer şurası. Bu kare içerisinde kalan kısmı biz kullanmayı başaramayız. Ondan dolayı da reosta daima direnci artırır ya da azaltır. Her zaman geri kalan kısmı kullanırız. Bu kelimeyi unutmayın. Kare içinde kalan kısım kullanılamaz. Şimdi devrede mesela şöyle bir devre verdiğimizi varsayalım. Şöyle bir de pil koyduk. Ve bana diyor ki bu devrede reostanın sürgüsü ok yönünde çekilirse ampermetre ve voltmetrede okunan değerler nasıl değişir? Şimdi voltmetre dediğimiz şey şu aralığa bağlı yani pile bağlı. Pilin voltu değişmediği müddetçe voltmetrenin değeri değişmez. Fakat ben reostanın sürgüsünü bu halde kullandığım esnada şu kadarlık bir direncim var. Sürgüyü bu tarafa doğru çektiğimiz zaman artık elimizdeki direnç miktarı artmış oldu. Elimizdeki direnç artarsa doğal olarak akımımız da azalacaktır. Çünkü çok dirençten az akım geçer diyebiliriz. Gelelim dirençlerin bağlanmasına. Asıl meselelerimizden bir tanesi bu. İki tip bağlama göstereceğiz size. Birincisi seri bağlama, ikincisi de paralel bağlama. Dirençlerin seri bağlanmasında mevzu ard arda gelen dirençlerdir. Şimdi bu kelimeyi unutmayın. Aynı telin üzerinde arka arkaya gelen dirençler birbirlerine seri bağlıdır. Onun için de seri bağlama bu şekilde gösterilir. R1, R2, R3. Bazen ben bunu şöyle gösteriyorum. Vatandaş şaşırıyor. R1, R2, R3. Hocam diyor, siz bize böyle göstermediniz diyor. Diyorum ki tabii ki öyle gösterdim. Çünkü ben aynı telin üzerinde dedim. Ha teli bükmüşsün, ha bükmemişsin. Ne farkı var kardeşim ya? R1, R2, R3 birbirlerine böyle de olsa böyle de olsa seri bağlıdır. Peki ne yapacağız peki birden fazla direnç olursa? İşte o zaman siz devrenin akımını bulmak için mutlaka bir eşdeğer direnç. Yani bu üçünü temsil eden direnci bulmak zorundasınız. Biz buna eşdeğer direnç diyoruz. Seri bağlı dirençlerden aynı akım geçtiğini burada vurguladım zaten. Eşdeğer direnci bulmak için hepsini bodoslama topluyoruz. R1 artı R2 artı R3 topladıktan sonra ne yapacağız? Topladıktan sonra devrenin akımını bulmak için vır formülünde eşdeğer direnci yerine koyuyorsunuz. Oluyor bitiyor. İkincisi, farz edelim ki biz bunlara birer tane voltmetre bağladık. Voltmetre ne yapardı? Hangi bölgeye paralel bağlandıysa o bölgenin voltunu ölçer demiştik. Dolayısıyla V1, R1'in voltunu ölçer. Bunu bulmak için I çarpı R1 yaparsınız. V2, R2'nin voltunu ölçer. Bunu bulmak için I çarpı R2. Yani yine biz vır formülünü kullanıyoruz. Çünkü voltu başka türlü bulamazsın. I çarpı R formülünden bulacaksın. Ama voltmetreyi bulmak istiyorsan o bölgedeki voltu, dolayısıyla o bölgede kim varsa onun üstünden geçen akım ve o direncin değerini yaparsın kardeşim. Başka bir şey değildir. Tabii ki toplam voltumuzda, şuraya V1 yazmışız yanlış.
Toplam voltumuz da V1, V2 ve V3'ün toplamı. Bu da bize bir özellik kazandırıyor. Bakın hepsinden geçen akım aynı olduğuna göre voltlarının değeri dirençleriyle doğru oran. Hocam son dediğinizi anlamadım. Hemen söyleyeyim. Buranın voltu R olsun. Buranın voltu 3R olsun. Bir tane daha volt diyorum ya, direnç. 8R olsun dirençleri. Bunların tek tek voltlarını bulmak istersek hepsinden aynı akım geçtiğine göre bunun voltu I çarpı R'dir. Bunun voltu I çarpı 3R. Bakın hep aynı I'yi kullanıyor. Bunun voltu I çarpı 8R. Yani kısacası şuna V diyecek olursan bu 3V'dir, 3 katı. Bu 8V'dir. Bakın direkt dirençlerle doğru orantılı şeyler yapıyor. Gelelim paralel bağlamaya. Dirençlerin paralel bağlanması demek ya da paralel bağlama demek ne demek acaba? Ya hocam göz var nizama bak, üst üste alt altalar paralel bağlı bunlar diye düşünüyor olabilirsiniz ama valla sakata getirdikleri sorular var. Öyle devreler görebiliyoruz ki paralel olduğunu hayatta anlayamıyorsun. Dolayısıyla da paralelliği bir kavram üzerine oturtmak lazım. Biz buna harflendirme yöntemi diyoruz. Harflendirme yönteminde pilin baş noktasına ve pilin bitiş noktasına birer tane harf yazıyorsunuz. Okey. A harfini önün boş olduğu müddetçe, yani önüne direnç falan çıkmadığı müddetçe bütün bağlantı bölgelerine yazacaksın. Burası da A. Bağlantı bölgesi ne demek hocam? Üç telin birleştiği yer diyebilirsin ya da köşeler. Buraya da A yazabilirim ama A'yı götürüp şuraya yazamam. Niye? Önüme engel çıktı bakın. Direnç var. Eğer önünüzde direnç varsa harfi artık tıkadınız demek. Yazabileceğiniz her yere o harfi yazın, sonra başka harflere geçin. Onu bitirmeden geçmeyin sakın. Bitti. B harfi. Burası da B. Burası da B'dir. Dolayısıyla da artık şimdi şunu görebiliyorum. Pil de AB arasında. R1 de AB arasında. R2 de AB arasında. İşte aynı harfler arasında olanlar birbirlerine paralel bağlıdır. Bu işler böyle yürüyor. Buna dikkat edin. Hepsi AB arasındaysa paralel. Peki eşdeğer direnci nasıl bulacağız? Söyleyelim efendim. Bu sefer dirençlerin terslerini topla. 1 bölü R eşittir. 1 bölü R1 artı 1 şeklinde bulabilirsiniz. Eşdeğer direnç bu şekilde. Şimdi bu paralellikte çok önemli kavramlar var. Bak buraya da yazmışım. Çok önemli. Çok. Niye? Paralel bağlı kolların voltları her zaman birbirine eşittir. Bu çok çok önemli. Paralel bağlı kolların voltları birbirlerine eşit. Burası V ise bunun da voltu V'dir. Bunun da voltu V'dir. Peki ne işe yarayacak ki hocam? Bunun yaradığı iş şu olacaktır. Az dirençten çok akım, çok dirençten az akım geçer. Az dirençten çok akım, çok dirençten az akım geçer. Yazalım şuraya. Yazmamışım. Az dirençten siyah. Az dirençten çok akım. Çok dirençten az akım geçer. Misal, hemen şuraya ufak bir misal verelim de içimiz rahat etsin. Farz edelim ki birbirlerine paralel iki tane direnç var. Birinin değeri R1 diyorum. 6 ohm. R2 diyorum. 3 ohm. Bunlardan geçen akımların miktarını bulmak istiyorum ben.
Şimdi nabucük hemen söyleyelim. Voltumuza da bir değer verin. Mesela 30 volt olsun. 30 voltluk bir pildir bu. Şimdi hemen başlıyorum. Önce yapmanız gereken, ben önce uzun yoldan yapacağım, ondan sonra da kısa yolu göstereceğim size. Önce yapmanız gereken V eşittir I çarpı R formülünde eşdeğer direnci yerine koyup akımı bulmak. Ana devrenin akımını. Eşdeğer direnci nasıl bulacağız hocam? Bakın 6 ile 3 birbirlerine paralel bağlı. O zaman bir kenarda eşdeğer direnci bulalım. 1 bölü R eşittir. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Faydalarını eşitliyorum. Burayı 2 ile çarpıyorum. 1 bölü R eşittir. 1 bölü 2 çıkıyor. Terslerini topla. Şimdi biz 1 bölü R eşi bulduk. Hemen ters çeviriyorsunuz. Eşdeğer direncimiz 2 çıktı. Şimdi eşdeğer direncimiz 2 ise şuradan geçen elektrik akımını artık bulabiliriz. Voltumuz 30 eşittir I çarpı R eş. Hemen yerine. Akımımız 15 çıktı mı? 15 amperlik akım buradan yola çıktı. Geldi. 15 amperlik akım burada bölünecek. Bir kısmı yukarı, bir kısmı buraya gidecektir. I1 diyelim. Ha? Buna da I2 diyelim. Ne kadar bölünecek? İşte onu az önceki notumuzdan anlayacağız. 15'i dirençlerle ters orantılı bir şekilde, kat olacak şekilde böleceksiniz. Dirençlerimiz ne? 6'ya 3. Yani 2'ye 1 oranı var. Tam tersi şeklinde paylaşım yaptıracaksınız. I1 1 kat, I2 2 kat olacak. Demek ki biz 15'i 1'e 2 kat olacak şekilde paylaştıracağız. Bak 5'e 10. Tekrar bunlar gelecekler ve şuradan 5 amper geldi. Buradan da 10 amper geldi. Şurada birleşip tekrar yollarına 15 amper olarak devam eder. Geldi, bölündü 2'ye ama böyle tam ortadan 2'ye değil. Dikkat edin onu. Sonra tekrar birleşerek yoluna devam et. Bu 1'e 2 oranı olmasını çok iyi kullan. Katlar çok önemli. Hangi katlara böleceğim, hangi paylaştırmayı yapacağım, ona göre çünkü işlem yapıyoruz. Doğru değil yani neticede. Bu bizim birinci yöntemimizdi. Peki ikinci yöntemi öğrenmek ister miyiz? Bence istersiniz. Her bir dirençten geçen akım için paralel kolların voltları birbirine eşittir cümlesini hadi bir kullanın. Paralel bağlı kolların voltları birbirlerine eşittir. Yani burası 30 voltsa 3 ohmluk direncin de voltu 30'dur. 6 ohmluk direncin de voltu 30'dur. 30, 30. Her birinin voltu 30. Şimdi dirençlerin voltu belli. Direncin kendisi de belli. Her bir dirençten geçen akımı bu şekilde rahatlıkla bulursunuz. Bakın 5 çarpı 6 30 yapar. 10 çarpı 3 de 30 yapar. Voltlarının eşit olduğunu kullanarak akımları anında bulabilirsiniz. Gerçekten çok kolay bir. Haydi bir yapalım. Bu pilin voltunu bulmak için hayatımızda büyük bir değişiklik yapıp şu formülü yazıyoruz. Bak az önce hatırlarsanız birinci dersimizde ne demiştim? Bu vir formülü bayağı bir önemli. Valla öyle böyle değil ya. Acayip önemli. Onun için de lütfen lütfen o vir formülünü ihmal etmeyin. Her yerde kullanıyorum. Vir formülünde ne eksik? Eşdeğer direnç eksik. Haydi bulalım. Hadi bismillah. Şu bölge birbirlerine paralel bağlı. 2 ile 2'nin eşdeğer direncini bulmak için 1 bölü R eşittir. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 yapıyoruz. Ne yaptı? 2 bölü 2'den 1.
2 ile de 1 birbirlerine seri oldukları için topluyoruz. Artık eşdeğer direncimiz belli. R eş eşittir 2 artı 1'den 3. Devam. 6 amper devrenin akımı çarpı eşdeğer direncimiz 3. 6 kere 3'ten 18 volt. Olay bitti. Doğru cevap Dominik Cumhuriyeti'dir diyebiliriz. İkinci soru. Şuna bir bakalım. Karışık sorular çözeceğim. Hepsini çözmeyeceğim bu arada. Şekildeki devre parçasında ampermetre 2 amperi gösteriyor. Bak şimdi şuradan 2 amper akım geçiyorsa buradan 2 amper ona paralel olan 6 ohmluk dirençten kaç amper akım geçer? 1 amper. Niye hocam? Paralel kolların voltları eşit. 3'ten 2 geçiyorsa 6. Direnç 2 katına çıkmışsa akım yarıya düşer. Çarpımları eşit olsun diye bakın. Çarpımları voltu veriyor. Çarpımları eşit olsun diye bu dirençlerin ters orantılı bir şekilde akımı paylaştırıyoruz. Buradan 3 amper geliyor ki burada 2'ye 1 olarak dağılmış olabilsin. Buradan 3 amper geliyor. Peki voltmetre için ne yapacaktık? Büyük bir değişiklik yapıp bir formülünü kullanacaktık. Ne demiştim hatırlayın, çok da vurgulamıştık. Voltmetre hangi dirence paralelse o direncin voltunu ölçer. O dirençten geçen akım lazım bana 3. O direncin değeri lazım 5. 3 kere 5'ten 15 volttur. Doğru cevap Bolivya. Şekildeki devre parçasında KL noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaçtır? Şimdi böyle bir sürü direnç varsa elinizde küçülterek gideceksiniz böyle. Yapabildiğiniz yerleri küçülterek gideceksiniz. Mesela 2 ile 2 birbirlerine paralel. Az önce de yapmıştık bunları. 1 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 1. 7 ile de 1 birbirlerine seri. Bunlar da 8 yapar. Elde var 1. Yukarısı tamam. Aşağıya geldi sıra. 4 ile 4 birbirlerine paralel. 1 bölü 4 artı 1 bölü 4 desek 2 bölü 4 yapar. Yani 1 bölü 2. Ters çevirmeyi lütfen ihmal etmeyin. 2. 6 ile de 2 birbirlerine seri bağlıdırlar. Aynı telin üzerinde. Etti mi sana 8? Şimdi artık 8 ile 8'i yapabiliriz. Şu da hali arasında yukarıda, bu da yukarıda. Yani artık sizin devreniz şu. Yukarıda bir 8 var, aşağıda bir 8 var. Bak burası K, burası L. Şimdi artık 1 bölü 8 artı 1 bölü 8, 2 bölü 8'den 1 bölü. Doğru cevap 4'tür. Böyle şeyi de yapabilirdiniz. Yani pratik yolu seven insanlar için İki direnç varsa sadece iki direnç için geçerli. 3-4 direnç için olmuyor. İki direnç varsa paralel çarpımlarını toplamlarını oranla. Çarpımları bölü toplamları. Bu da işe yarıyor yani. Bunu da kullanabilirsiniz. Hadi şu 5. soruyu çözelim. Bu da kolay, güzel bir soru. Çekirdeki devrede 3 ohmluk dirençten geçen akım 6 amperdir. Yukarıdan geçen akımı bence buluruz ya. Direncimizin değeri 6 değil mi? 3 amperle 6 3 ohmla 6 amperi çarpım akımla direncin çarpımı volt. Paralel kollarda da eşitti. 3 kere 6 18. O zaman yukarısının da 18 olması lazım. Bak hep böyle yapın. Buna alışın. Akımla direncin çarpımı paralel kollarda voltu verir ve eşittir. O zaman burası da 3 amper olacak. 3 kere 6 18. 6 kere 3 18. Dolayısıyla şuradan gelen akım 3 amperle 6 amperin birleşmiş halidir. Yani 9. Akımı bulduk. Geldik volta. Paralel kolların voltları eşittir demiştik. 6 kere 3'ten 18 volttur dediğimiz anda soruyu çözmüş oluruz. Şekildeki devre parçasında K ile L noktaları arasındaki eşdeğer direnç kaçtır? Bakın şimdi bu soruda da eşdeğer direnci çok karmaşık devrelerde nasıl çözeriz onu göstermeye çalışacağım. Baş harfimiz verilmiş K. Önce K'yı bir götürelim. K, şurası da K'dır.
Maalesef K'yı yazabileceğim başka hiçbir yer yok. Olsa yazmak zorundayım ha. Bak onu söyleyeyim size. Olsa yazmak zorundayım. Şimdi geldik L'ye. Burası L. Burası da L'dir. Yazdık. Ve baktım ki doldurmam gereken bir yer var. Çünkü bütün bağlantı bölgeleri dolu olmak zorunda. Yoksa eşdeğer direnç hesabına giremezsiniz. Burası boş kalmış. Ben bu boş bölgeye kafama göre A harfi veriyorum. Üç telin birleştiği noktaları mutlaka harf olmak zorunda. Gidemiyorsan başka bir harf vereceksin kardeşim. Başlıyorum. Bizim baş harfimiz K, son harfimiz L. Araya giren harfi sonradan yazarsınız. A. Şimdi başlıyorum. K'dan A'ya 3, K'dan A'ya 6. İşte bunlar ayrı kollardalar fakat birbirlerine paralel bağlı. Aynı harften başlamış, aynı harfe gitmişler. Bunları yazdık. Yazdıklarımı da yuvarlak içine alıyorum. A'dan L'ye 2. Ve bakıyorum başka hiç A'dan L'ye yok. Hocam baksana A'dan L'ye gitmiş diyeceksin. Ama bak arada K harfi var. Parçalanma olmayacak. A'dan L'ye tek tel olacak kardeşim. A'dan L'ye bir tek iki. Başka da hiç direnç yok. Yazdım. Devam edelim. Hala yazmadığımız yerler var. K'dan L'ye 12. K'dan L'ye 12. K'dan L'ye 12. Hepsi K'dan başlamışlar. L'ye gitmiş. Hiç A'ya falan uğramamışlar dikkat edin. 3 tane 12. Ayrı ayrı kollarda. 12, 12 ve şimdi artık işimizi görmeye başlayabiliriz. Kırmızıyla başlıyor. 6 ile 3 birbirlerine paralel. 1 bölü 6. Bir kenarda yapın böyle. 1 bölü 6 artı 1 bölü 3. Az önce yapmıştık. Burayı 2 bulmuştuk zaten. 2 ile de 2 birbirlerine seriyle 4. Serileri topluyorum. Şimdi ne var elinizde? Şimdi şu var. 4, 12, 12, 12. Yani hepsi birbirine paralel. Yazıyorum. 1 bölü reş eşittir. 1 bölü 4 artı 1 bölü 12 artı 1 bölü 12. Paydaları eşitliyorum. 3, 4, şurası 3 bölü 12. 3 bölü 12, 4 bölü 5 bölü 6 bölü 12 yap. Ne yaptı? 1 bölü 2. Lütfen ters çevirmeyi unutmayın. Doğru cevap. Çok daha kompleks devreler var. Mesela şu voltmetreli soruyu çözelim. Elektrik devresinde V1 ve V2 voltmetrelerinde okunan değerlerin oranlarını istemiş. Şimdi ne demiştik? Voltmetre hangi dirence paralelse o aralıktaki dirençlerin voltunu ölçer. Bir devre elemanı değildir. Kesin voltmetreyi oradan. Kırt 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 kesin. Görmeyin. Sadece hangi aralıkta olduğunu görün yeterli. Şimdi buradan geçen akıma I desem. Buradan da I geçer. Buradan da I geçer. Çünkü voltmetre yok hükmündedir. Kesin onu. Görmeyin devrenin içerisinde. Artık V1'i bulabilirim. V1 6 ile 3'ün voltunu. I çarpı 6 artı I çarpı 3. Ne yaptı? 9 I yaptı. Gelelim V2'ye. V2 de 3 ve 2'nin voltu. I çarpı 3 artı I çarpı ne yaptı? 9 bölü. Evet. İkinci bölümümüzü burada bitirdik arkadaşlar. Sonraki bölümümüzde yine devam edeceğiz. Elektriksel güç, lambalar ve bu sorulara yine devam ediyoruz. Haydi görüşürüz.